Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Asay Musa adlı eserden 7. meseleyi okuyorduk. Ahiretle alakalı çok önemli dersleri üstadımızdan dinliyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Hem madem biz gözümüzle görüyoruz, öyle ihatalı, kuşatıcı ve azametli bir hafiziyet hükmeder ki, her şeyi hıfzetmek, korumak manası hükmeder ki, zihayat canlı her şeyin ve her hadisenin çok suretlerini ve gördüğü fıtri vasfesinin defterini ve Esma-i İlahiye karşı Allah'ın binbir ilahi isimlerine karşı lisan hal ile tesbihatını dair sayfi-i amalini, amel sayfalarını misali levhalarda ve çekirdeklerinde ve tohumcuklarında ve levh-i mahfuzun numunecikleri olan kuvve-i hafızalarda ve bilhassa insanın dimağındaki pek büyük ve pek küçük kütüphanesi olan kuvve-i hafızasında, hafıza gücünde vesaire maddi ve manevi inikas aynalarında kaydeder, yazdırır, zapt ederek muhafaza altına alır. Sonra mevsim geldikçe bütün o manevi yazıları maddi bir tarzda da gözümüze gösterip milyonlarla misaller ve deliller ve numuneler kuvvetiyle ve ize sufu nüşret ayetindeki en acip bir hakkı tahşriyeyi, yani insanların amel defterleri açıldığında anlamına gelen bu ayetin hakikatini, kudretin bir çiçeği olan her bahar kendi çiçeği ekberinde milyarlar dil ile kainata ilan eder ve başta nevi insan olarak bütün zihayatlar, bütün canlılar alemi ve bütün eşya fenaya, yokluğa düşmek ve ademe sukut etmek ve hiçlikte mahvolmak ve başta nevi beşer olarak zihayatlar, bütün canlılar idam edilmek, yok edilmek için yaratılmamışlar. Belki bekaya terakki ile ve devama tasaffi ile ve sermedi sonsuz vazifeye istidadıyla girmek için halk olunduklarını gayet kuvvetli ispat eder. Evet, her baharda müşahede ediyoruz ki güz mevsimi kıyametinde vefat eden hadsiz nebatat, bahar haşrinde her bir ağaç, her bir kök, her bir çekirdek, her bir tohum ve İzâ suhufu nüşret ayetini okuyup amel defterleri açıldığında anlamındaki ayeti okuyup bir manasını, bir ferdini kendi diliyle geçmiş senelerde gördüğü vasfenin misalleriyle tefsir ederek o azametli hafiziyeti koruyuculuğa şahade eder. Yani Cenab-ı Hak Hafiz ismiyle her şeyi koruyor. Bütün insanların amellerini muhafaza edip mahşer gününde hesabını göreceği gibi insan dışındaki bütün mahlukların, hatta bitkilerin, tohumların bile bütün mahiyetlerini, neticelerini Allah muhafaza ediyor. Hafiz ismi her şeyi kaplamış. Onun dışında kalan hiçbir şey kalmamış. Hüvel evvelü vel ahirü vel zahirü vel batın ayetindeki, yani bu da Cenab-ı Hakk'ın evvel, ahir, zahir, batın isimlerini burada Rabbimiz zikrediyor. O evveldir. Başlangıcı yoktur. Ezelden beri vardır. Ahirdir. Sonu da yok. Nihayet de yok. Sonsuz Cenab-ı Hak. Hem zahir hem batındır anlamındaki o ayetin dört muazzam hakikatleri her şeyde gösterip hafiziyeti, koruyuculuğunu azami derecede ve haşri yeniden dirilişi, kıyametten sonraki dirilişi bahar kolaylığında ve katiyetinde bizlere ders verir.
Evet, bu dört ismin cilveleri, evvel, ahir, zahir, batın isimlerin cilveleri en cüz'iden en külliye kadar cereyan ederler. Mesela nasıl ki bu ağacın menşei kaynağı olan bir çekirdek el evvel ismine mazhariyetle o ağacın gayet mükemmel programını ve icadının noksansız cihazatını ve teşekkülünün bütün şeraitini, şartlarını cami bir kutucuktur ki hafiziyetin azametini ispat eder. Yani 1000 sene evvel Allah'ın yarattığı incir meyvesinin içindeki bir incir tohumunun karakteri neyse 1000 sene sonra yine aynı özelliği taşıyor. Toplu iğnebaşı küçüklüğündeki minnacık bir çekirdek nesilden nesile özelliğini aynen koruyorsa bu Cenab-ı Hakk'ın Hafiz isminin ezelden ebede kadar bütün zamanları ve mekanları kuşattığının delilidir. Vel ahir ismine mazhar olan meyvesi ise ağacın dalındaki bir meyve, bir elma ise çekirdekleriyle o ağacın işlediği bütün fıtri vazifelerin fiil listesini ve amellerinin listesini ve hayat-ı saniyesinin yani daha sonra gelecek ikinci hayatının düsturlarını ihtiva eden bir sandıkçadır ki azami derecede hafiziyete Allah'ın hafiz her şeyi koruyan ismine şehadet eder. Yani bir elma ağacının dalındaki bir elmanın içerisinde 5 tane çekirdek var. O 5 çekirdeğin her birisi onlardan yaratılacak daha sonraki bir ağacın özet olarak fiilistini taşıyor kendi bünyesinde Allah'ın Hafiz isminin ne anlama geldiğinin belgesi olmuş oluyor. Ve zahir ismine mazhar olan o ağacın sureti cismaniyesi, dış görüntüsü ise öyle tenasüplü, uyumlu ve sanatlı ve süslü bir hulle, bir libas, bir elbise ve ayrı ayrı nakışlar ve ziynetler ve yaldızlı nişanlar ile tezyin edilmiş, süslenmiş, güya 70 renkli bir huri elbisesidir ki o ağacın dış görüntüsü, hafiziyet içinde azameti kudret, Allah'ın büyüklüğü, kudretinin büyüklüğünü ve kemali hikmet ve cemali rahmeti gözlere gösterir. Velbatın ismine aynı olan o ağacın içindeki makinesi ise öyle muntazam ve mükemmel ve mucizatlı bir fabrika, bir tezgah, bir kimyahane ve hiçbir dalı ve meyveyi ve yaprağı gıdasız bırakmayan mizanlı bir kazanı erzaktır ki, erzak kazandır ki, hafiziyet içinde kemali kudret ve adalet ve cemali rahmet ve hikmeti güneş gibi ispat eder. Yani bir ağacın içindeki mekanizma, ağacın dışındaki dış görünüşündeki manzaradan çok daha harika, çok daha ince nizamları ihtiva ediyor. Hani ağacın gövdesinde odun soymuk boruları denilen yerden aldığı gıdaları, suyu ağacın en uç dallarına kadar götüren borular var. Manevi asansörle yerden alınan mineraller, gıdalar, su ağacın her tarafına sevk ediliyor. Halbuki su meyil bulduğu yere aşağıya doğru akan bir madde. Nasıl oluyor da ağacın odun soymuk boruları içinden yer çekimine inat göğe doğru ağacın dallarını yükseliyor? İşte Allah öyle bir mekanizma kurmuş ki El Batın ismiyle her bir ağacın iç bünyesini yani muntazam bir sistem şeklinde dizayn etmiş. Allah'ın zahir ismi ağacın dışında, batın ismi ise içindeki mekanizma da kendisini gösteriyor. Bu ağaç misalinde olduğu gibi aynen öyle de küre-i arz, dünyamız yer küre, senevi mevsimler cihetinde bir ağaçtır. Bir ağaca benzetilebilir dünya.
ismi evvel cilvesiyle güz mevsiminde sonbaharda hafiziyete, Allah'ın hafiz ismine emanet edilen bütün tohumlar ve çekirdekler, bahar çarşafını giyen zemin yüzünün milyarlar dal budak meyve veren ve çiçek açan ağacının teşkilatına dair ilahi emirlerin mecmuacıkları ve kaderden gelen düsturların listeleri ve geçen yazın işlediği vasfelerin küçücük sayfi amelleri ve defteri hidamatı hizmet defterleridir ki bilbedahe aşikare apaçık bir hafiz-i zülcel vel ikramın Cenab-ı Hakk'ın hadsiz kudret, adalet, hikmet, rahmet ile iş gördüğünü gösteriyor. Ve senevi zemin ağacının ahiri ise ikinci güzde o ağacın gördüğü bütün vasfelerini ve Esma-i İlahiye'ye Cenab-ı Hakk'ın binbir isminin nihayetsiz tecellisine karşı ettiği bütün fıtri tesbihatlarını ve gelecek bahar haşrinde neşir olabilen bütün sahibi amellerini zerrecik ve küçücük kutucukların içine koyup, o çekirdeklerin, tohumların içine koyup, Hafiz-i Zülcelal'in, Allah'ın dest-i hikmetine, hikmet eline teslim eder. Hüvel ahiru ismini hadsiz dillerle kainat yüzünde okur. Ve bu ağacın zahiri ise yer küre denilen dünyamızın dış görüntüsü ise haşrin yeniden dirilişin 300 bin misallerini ve emarelerini gösteren 300 bin külli ve çeşit çeşit çiçekler açıp hadsiz rahmaniyet ve rezakiyet ve rahimiyet ve kerimiyet sofralarını sererek, yani Cenab-ı Hakk'ın isimleri bunlar, bu isimlerin sofralarını sererek zihayatları ziyafetler vermekle yarattığı bütün canlı mahlukatın her birerlerine mahsus ve münasip olan rızıklarını Allah ihsan ediyor, ziyafetler çekiyor yarattığı canlı mahlukata. Hüve zahiru, yani o Cenab-ı Hak zahirdir anlamına gelen ismini meyveleri, çiçekleri, tağımları, yiyecekleri sayısında lisanlarıyla zikredip methü sena eder, Allah'ı överler, methederler. Gündüz gibi ve ide sufu nüşret hakikatini gösterirler. Yani amel defterleri açıldığında her insanın amel defteri bir sayfa içerisinde insana yaşadığı ömründeki her şey sunulacak. İşte sen bunları yaptın bu dünya hayatındayken denilecek. İnsanlar hayır yapmadım, öyle bir şey olmadı diyemeyecekler. Her şey belgeli, ispatlı. Bir de Allah'ın vermiş olduğu bu hafıza gücü zaten orada vasfı görmek için verilmiş. Dünyada lazım da ahirette ise yaptığı bütün ameller bir sayfa işte insana sunulduğu zaman hepsini hatırlayacak. Ve insanlar diyecekmiş ki eyvah, küçük büyük hiçbir şey zayi edilmemiş, hepsi burada yazılmış diyecekler. Ve amel defterleri sağından verilenler kazananlar, müminler, inandığı gibi yaşayanlar, Allah'ın emir ve yasaklarına uyanlar, böyle sevinç içerisinde olacaklar. Hatta ayet-i kerimede var. Ha mukru kitabiye, ey ahali gelin bakın okuyun kitabıma, bakın ben kurtuldum berat ettim diyecekler. Allah cümlemize amel defterimizi sağından teslim almayı nasip etsin inşallah. İtiraza mahal yok zaten. Cenab-ı Hak aynı zamanda Yasin Şerif'te haber veriyor. Mealen söylüyorum. O gün biz ağızları mühürleriz. Ağızlar susar, konuşmaz. Ve tükellimüne eydihim, elleri konuştururuz diyor. Ve teşhedü ercülün bir makâni yüksibin, yaptıklarına ayaklarını şahit tutarız. İnsanlar hayret ediyor. Ya el ayak da konuşur mu? Canım dil de et
El ayak da et. Dili konuşturan Allah el ayakları niye konuşturmasın? Hiç insanların itiraz edecek bir tarafı kalmayacak mahşer günü hesap kitap görülürken. Evet, bu haşmetli ağacın, yani yer küre denilen o büyük ağacın batını, iç yüzü ise hadsiz ve hesaba gelmez muntazam makineleri ve mizanlı fabrikaları kemali dikkat ve intizamla işlettiren öyle bir kazan ve tezgahtır ki bir dirhemden bin batman taamları pişirir, açları yetiştirir. Ve öyle bir mizan, ölçü ve dikkatle işler ki zerre kadar tesadüfün karışmasına bir yer bırakmıyor. Yani bu kainatta, özellikle dünyamızda tesadüf denilen şeyi tesadüf etmek mümkün değil. Her şey bir plan, bir program çerçevesinde cereyan ediyor. Rastgele öylesine hiçbir şey vücuda gelmiyor, olmuyor. Hüvel Batın ismini, yani Cenab-ı Hak batındır aynı zamanda ismini, zeminin iç yüzüyle 100.000 dil ile tesbih eden bazı melaike gibi 100.000 tarzlarda ilan edip ispat eder. Hem arz, bu dünyamız, senevi hayatı haysiyetiyle, yıllık yaşantısıyla bir ağaç olduğu ve o dört isim içinde hafiziyeti ve onunla haşir kapısına bir anahtar yaptığı gibi aynen öyle de dehri ve dünya hayatı cihetiyle, dehri yani zaman bakımından ve dünya hayatı cihetiyle yine meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir muntazam ağaçtır. Ya bu dünyada cin ve insanların amelleri başta olmak üzere Allah'ın yarattığı bütün mahlukatın her şeyi zapt ediliyor ve şu anda bizim göremediğimiz dünyamızın güneş etrafını dönmüş olduğu yörüngedeki gizli levhaları, her şey naklediliyor, oraya yerleştiriliyor. İleride cin ve insanların nazarında onların hepsi gösterileceğini üstad başka bir dersinde de ifade ediyor. Ve o dört isme, hüvel evvelü vel ahirü vel zahirü vel batin olan o dört isme öyle bir mazhar, bir ayna ve ahirete giden bir yol açar ki genişliğini ihataya kuşatmaya ve tabire aklımız kafi gelmiyor. Yalnız bu kadar deriz. Nasıl ki bir saatin saniyeleri ve dakikaları ve saatleri ve günleri sayan haftalık saatin milleri birbirine benzer, birbirini ispat eder. Saniyelerin hareketini gören, sayrı çarkların hareketlerini tasdik etmeye mecbur olur. Eğer saniye dönüşünü tamamlıyorsa, yelkovan denilen ibre de dönüşünü tamamlayacak. Akrep denilen saatleri sen ibreye tamamlayacak, öyle anlaşılıyor. Aynen öyle de semavat ve arzın Halik-i Zülcelal'in, yeri ve gökleri yaratan Cenab-ı Hakk'ın bir saat-ı ekberi, çok büyük bir saat olan bu dünyanın saniyelerini sayan günler ve dakikalarını hesap eden seneler ve saatlerini gösteren asırlar ve günlerini bildiren devirler, çağlar birbirine benzer, birbirini ispat eder. Ve bu gecenin sabahı ve bu kışın baharı katiyetinde fani dünyanın karanlıklı kışının baki bir baharı ve sermedi sonsuz bir sabahı geleceğini hadsiz emarelerle haber verir diye Hafiz ismiyle Hüvel evvelü vel ahirü vel zahirü vel batın isimleri biz Halik'imizden, yaratıcımızdan sorduğumuz haşir meselesine, kıyametten sonraki insanların bedenlerinin yeniden diriltilişi meselesine mezkür hakikatle cevap veriyorlar. Hem madem gözümüzde görüyoruz ve aklımızda anlıyoruz ki insan şu kainat ağacının en son
ve en cemiyetli meclisi ve hakikati Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cihetiyle çekirdeki aslisi, asıl çekirdeği ve kainat Kur'an'ın ayet-i kübrası, en büyük ayeti, yani insanı tarif eden cümleler bunlar. Kainat muazzam bir Kur'ansa, her bir insan da kainat Kur'an'ının en büyük ayeti. Ve ismi azımı taşıyan ayet-el kürsisi ve kainat sarayının en mükerrem şerefli misafiri ve o saraydaki sair sekenlerde, diğer yaşayan varlıklarda tasarrufu mezun izinli en faal memuru ve kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına, gelir ve giderlerine ve zer ve ekilmesine nezarete memur ve yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş, donatılmış en gürültülü ve mesuliyetli nazırı. Yine insan, kainat ülkesinin arz memleketinde padişah-ı ezel ve ebedin Cenab-ı Hakk'ın gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzı, yeryüzünde Allah'ın vekili, ona vekaleten iş gören en yüksek şerefli varlığıdır insan. Ve cüz'i ve külli harekatı kaydedilen bir mutasarrıfı, ya insanların bütün amelleri kiramen katibin melekleri tarafından ileride hesabı görülmek üzere kaydediliyor, zapt ediliyor. Ve sema ve arz ve cibalin, göklerin, yerin ve dağların kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübrayı omzuna alan, yani ene denilen benlik duygusunu omzuna alan ve önüne iki acip yol açılan, bir yolda zihayatın, canlıların en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı, iman ve hidayet yolunda en bahtiyar bir varlıkken, dinsizlik ve dalalet yolunda yaratılmışların en bedbahtı kafir insanlar oluyor. Çok geniş bir ubudiyet kullukla mükellef bir abd-i külli, ya ve kainat sultanının ismi azamına mazhar ve bütün esmasına en cami bir aynası, yani Cenab-ı Hakk'ın bin bir güzel isimleri topyekun kainatta tecelli ediyor ama insan küçük bir kainat hükmünde olduğundan o bin bir esmaisna insana da aynen yansıyor. Kainat çapında aynalık yapıyor insan Allah'ın isimlerine ve hitabat-ı sübhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatap-ı hassı, ya. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde hiçbir zaman ne hayvanlara hitap ediyor, ne ağaçlara, bitkilere hitap etmiyor ki. Ey insanlar, ey cin ve insanlar topluluğu, ey iman edenler diye hep en evvel insanı muhatap almış, ilahi hitaplarını muhatap kabul etmiş. Ve kainatın zihayatları, hayat sahipleri içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hadsiz fakrıyla ve acıyla beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu içten zararlı şeyleri bulunan bir biçare zihayatı. Ve istidatça en zengini, kabiliyet bakımından insan en zengin varlık. Ve lezzetli hayat cihetinde en müteellimi, en elem duyanı. Ve lezzetleri dehşetli elemlerle alude karışık. Ve bekaya, ebediyen yaşamaya en ziyade müştak, arzulu ve muhtaç. Ve en çok layık ve müstahak. Ve devamı ve saadet-i ebediyeyi hadsiz duvarlarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verirse onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen, ya en büyük fani şeyler insanın vicdanını tatmin etmiyor. Bekaya karşı arzusunu dolduramıyor. Dünya verirse ebediyet aşkını
denk edemiyor veya vicdanı tatmin edemiyor. Dünyanın tamamı insanın ebediyet arzusuna karşılık olamıyor. Ve ona ihsanlar eden zatı perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudret samedaniye Allah'ın yarattığı varlıklar içerisinde en harika bir kudret mucizesiymiş insanoğlu. Ve bir acube-i hilkat, yaratılmışların da en acayip olanı. İşte bu insan içine iman girdiği zaman gerçek insan oluyor. Çünkü iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. İnkarcılık ise insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder diye 23. söz üstad bu ifadeleri kullanmış. İnanırsa mahlukatın sultanı, inkarcı olursa şeytanların da altına düşen beter bir mahluk haline geliyor. Ve kainatı içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat insaniyesi şahade eden böyle 20 külli hakikatleriyle, yani insanı 20 ayrı cihetten tarifini yaptı Bediüzzaman Hazretleri, 20 külli hakikatleriyle Cenab-ı Hakk'ın Hak ismine bağlanan ve en küçük zihayatın canlının en cüzi ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen cevap veren Hafiz-ü Celal'in Hafiz ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen ve kainatı alakadar edecek efalleri, fiilleri, halleri o ismin katibi-i kiramlarıyla yazılan insanın amellerinin kiramen katibin meleklerinin yazıldığını üstad ifade ediyor. Ve her şeyden ziyade bu ismin nazır dikkatine mazhar bulunan bu insanlar elbette ve elbette ve herhalde ve hiçbir şüphe getirmez ki bu 20 hakikatin hükmüyle insanlar için bir haşir ve neşir olacak. Yani insanoğlu istese de istemese de toprak altına, kabristana gömülüyor ya, oraya konuluyor ya, bu insanların inanıp inanmaması önemli değil. Bu kadar Allah katında değerli bir varlık olan insanlar, iman edenleri de etmeyenleri de toprak altına girecek ama hiç kimse oraya girip saklanamayacak. Tekrar ilahi kudret tarafından insanların çürümüş bedenleri bir anda yaratılacak. Herkesin ruhu Allah'ın emri kendi bedenine girecek. Ruh beden müşterekliğinde ikinci bir hayat, ahiret hayatı olarak başlayacak. Ve herkesin hesabı tek tek görülecek. Bu dünyada ne yaptıysa, ne ettiyse, haram, helal neyse, kayıtlı kuyutlu zaten bunların hesabı görülecek. Ve Hak ismiyle evvelki hizmetlerinin mükafatını ve kusuratının mücazatının cezasını çekecek. Ve Hafiz ismiyle cüz'i külli kayıt altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek. Ve dar bekada ebediyet yurdunda saadet-i ebedi ziyafetgahının, yani cennetteki ebedi ziyafetlerin ve şekaveti daimi hapishanesinin azap ülkesi olan cehennemin kapıları açılacak. Ve bu alemde çok taifelere kumandanlık yapan ve karışan ve bazen karıştıran bir zabit toprağa girip her amelden sual olunmamak ve uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacaktır. Çok önemli tespitler bunlar. Yani ben öldüm mü her şey biter. Etim kemiğin toprağa karışır, sonsuza kadar yok olup giderim diyenler var ya, yok olup gidilmediğini anlayacaklar orada ama ne fayda. Zaten Yasin-i Şerif'te bir ayet-i kerimde Cenab-ı Hak onların o halini öyle haber veriyor. Galu ya veylena men ba'atena min merkadina hâdâ mâ ba'da rahman ve sadakal mürselûn. Allah Allah. Yani
derler ki bizi yattığımız kabirlerimizden kim kaldırdı? İnanmayanlar bunu söylüyor. Demek Rahman olan Allah'ın vaat ettiği şey buymuş. Meğer peygamberler bize doğru söylemiş. Yazıklar olsun bize diyeceklermiş. Ya. Cenab-ı Hak ahiret diyarında pişman olmayacak, istikametli ve hidayet üzere bir hayatı cümlemize nasip etsin. Amel defterlerimizi sağımızdan alıp Cenab-ı Hakk'ın cennet ve cemaline kavuşmayı cümlemize lütfetsin duasıyla bu akşamki dersimizi burada yine bir ara verelim. Çünkü tamamlayamadık. Yarın akşam kaldığımız yerden devam ederiz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.